Sevgili takipçiler, Akademi 1903'ün özel bir programıyla karşınızdayız. Rutine bağladığımız cumartesi yayınlarımızın dışında özel bir yayınımız olacak. Sevgili Şafak Malatya bugün bizim konuğumuz. Akademi ekibi olarak da biz full kadro buradayız efendim. Tek tek size tanıtmayacağım. Şafak hoş geldin. Hoş bulduk sevgili İlker ve Akademi 1903 ekibi. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugün olabildiğince zevkli bir yayın çekmeye çalışacağız ee, sevgili takipçiler. Neler konuşacağız? Lari'nin e, malum transfer görüşmeleri e, iç transferde devam ediyor. Biz bugün Lari'ni konuşacağız. Çok da tartışma konusu uzatılmalı mı? Bu ücretler verilmeli mi? Sevgili Şafak bize güncel bilgileri verecek. Bizler de teknik olarak... Analiz edeceğiz, sol bek pozisyonuna el atacağız, şafak son gelişmeleri bize aktaracak ve e, yine biz e, onu teknik olarak değerlendireceğiz bu konuyu. Analizler yapacağız efendim. Can Bozdoğan, Güven Yalçın e, böyle devam edecek. Şafaktan da her bir oyuncu için e, güncel transfer durumu ve e, e, takım içindeki durumuyla ilgili bilgileri alacağız sık sık. Sev, e, sevgili Mehmet'te başlayayım ben. Mehmet sana Larin'i soracağım. Larin kalmalı mı? Performansı ne durumda? Bize bir Larin'in anatomisini çizebilir misin? Herkese merhabalar öncelikle. Larin konusunu konuşmadan önce aslında lig ortalamasıyla kendisinin istatistiklerden de yararlanarak neyi farklı yaptığını söyleyip ondan sonra daha genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım sizlere. Diğer oyuncular üzerinde baktığımız zaman ee, zaten sürekli bekle eşleştiği için fiziksel bir üstünlükten bahsedebiliriz özellikle ofansif anlamda Laren için. Ayrıyeten pozisyon bilgisi ve pozisyon sadakatiyle ile beraber pas oyununa verdiği katkılarla da Laren kendini ön plana çıkarmayı başardı geçen sezon ve bu sezonun bazı kısımlarında. Ee, Laren'in sözleşme uzatma kısmına gelecek olursak da farklı farklı noktalardan bakmamız lazım. Çünkü önceliğimiz muhtemelen Laren satışı olduğu için Laren'in ücretsiz gitmemesi adına da bir sözleşme uzatma isteği söz konusu. O yüzden baktığımız zaman öncelikle milli takımlar bazında bakmamız lazım. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nde oyuncu transferi yapmak istiyorsanız Süper Lig verileri size bir ışık tutmuyor. E, bazı örneklerde de göreceğimiz gibi Şampiyonlar Ligi performansı ya da milli takım performansları bu ligden çıkışlarda yüksek miktarlı konservis çıkışlarda çok çok daha etkin oluyor. Örnek vermek gerekirse çok bilindik bir Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi performansı örneğimiz var. Ve geçen sezon ligimizden çıkan Vedat Mur için milli takım performansıyla beraber e, paraları daha ne kadar yukarı çıkardığına dair de bir done var elimizde. Kanada milli takımı bu açıdan milli takımlar bazına baktığımız zaman çok e, göze batan bir milli takım değil maalesef. O açıdan bir eksisi varlarinin. Öte yandan baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi performansına baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezonki rakipler özelinde de e, baktığımız zaman Dortmund'da Mönye ile e, Ajax takımında eşleştiği Mazroi ile ya da Üçlü stoperde oynayacak Sporting Lisbon'a karşı bir stoperle eşleşmesiyle beraber de ceza, ceza alanı içindeki e, fiziksel üstünlüğünü de gösteremeyecek konumda olacak. Ve Şampiyonlar Ligi özelinde de bir etki çok beklemiyorum ben bu sezon Darin üzerinden. Öte yandan bakılacak olursa bir sözleşmede e, maaş arttırımı söz konusu. Bu maaş arttırımında da pazarı kısıtlama durumuna gireceksiniz. Çünkü burada bahsedeceğimiz 500 bin euro gibi farklar satılacak ligdeki vergi oranında düşecek düşündüğümüz zaman 1,5-2 milyon euro civarında ekstra bir paraya demek oluyor ki bu parayı verebilecek lig sayısı da takım sayısı da çok azalıyor. Diğer bir bakış açımızda ikame edilmesi, bu oyuncunun ikamesi. Ee, baktığımız zaman geçen sezon Larin yerine Solon'da denediğimiz bazı oyuncularımız vardı. Larin dahil Enkudu'dan biz orada skor katkısı alabilirdik. Ee, bazı maçlarda Ensakala ya da Rıdvan'ı orada denedik biz onlardan skor katkısı alabildik. Bunu da şuna bağlayabiliriz. Beşiktaş'ın sağ tarafında oynayan Rozier ve Gezal ikisiyle, ikilisiyle beraber Oyun asimetrisini sağdan sola yasadığı için Beşiktaş sol önde oynayan bir oyuncudan daha fazla ekstra performans alabildiğini biz geçen sezonda bu sezonda gördük. Bu sezonu Güven Yalçın örneği yine Enkudu örneği verilebilir bu artışlara. Bu artışları gördüğümüz için de Lari'nin geçen sezonki pik performansı devam edebilir mi? Evet edebilir ama bu takım dışında çıktığı zaman neler yapılabilir de biraz da diske etmiş oluyor. İşin özü toparlayacak olursak da Larry'nin fiyat artışıyla beraber yapılacak bir sözleşme uzatması. Oyuncu 26 yaşında bu sezon sonu 27 yaşına girmiş olacak. Yaşı alınabilecek listeleriyle beraber Beşiktaş'a bir kambur oluşturabilir gibi duruyor. Bu özelliklerine baktığımız zaman ayrıca bir de yaş parantezi açtığımızda yani oyuncunun satışı sadece şu ihtimale kalıyor. Geçen sezonda gördüğümüz gibi İngiltere Ligi'nden bir takımın devre arasında forvetsiz kalıp son iki günde Beşiktaş'a teklif vermesi riskine sözleşme uzatılsa girilecek. Bu risk alınabilir mi? bu fiyatlara alınamayacak gibi de duruyor. O yüzden şu aşamada Larin'le çok yüksek miktarla maaşlarla beraber sözleşme uzatmak bana çok mantıklı gelmiyor. Evet, bu arada ekranlarımıza da geliyor e, sevgili izleyiciler. E, Comparisonator e, farkıyla onlarda da akademinin e, biliyorsunuz database destekçileri ee, müthiş bir imkanı bize açtılar. Dolayısıyla Lari'nin bu sezon özelindeki ofansif, defansif, birevir ve pas parametreleri de ekranda gördüğünüz üzere e, turuncuya benzer sarımsı istatistik aslında e, Lari'nin e, siyah verilerde gördüğünüz üzere lig ortalaması aynı pozisyonda oynayan oyuncuların lig ortalamasını temsil ediyor diyeyim Şafak'a hemen dönüyorum Şafak e, biliyoruz ki Başkan bu hafta konuk oldu bir programa ve e, transfer görüşmelerinin devam ettiğini bir nebze söyledi ama orada şunu net anladık belli ki bir taleple verilebilen rakamlar arasında bir fark olduğu bariz belli oluyor. E, bundan öncesindeki transferi aşamasında da e, bir kriz yaşanmıştı bonservis verilmeyecek kendisi ödeyecek böyle bir durum oluşursa dendi bonservis verildi derken devre arası West Bromwich teklifi 10 artı 2 milyon gibi lanse edildi. süre kalmadığı için vazgeçildi derken müthiş de bir de performans geldi. Şampiyonluğa ciddi de katkı yaptığı sözlenebilir ama tam oyunda şöyle bir durum var. Kimse benimseyemedi gibi iyi mi et mi kemik mi tartışmaları da sürekli var gibi duruyor. Nedir Larry'nin transfer görüşmelerinde durum şapak? Şimdi sevgili İlker e, öncelikle Sayın Başkan'ı tebrik etmek lazım. Neden? Bu yaz transfer döneminde buna başladılar. Sene başı yani Beşiktaş'ın geçen seneki transfer sürecinde bunu yapmamışlardı ve ciddi sıkıntı yaşamışlardı biliyorsun. Fakat bu transfer döneminde Beşiktaş şöyle bir uygulamaya geçti. Oyuncuya teklifi veriyor ve beklemeye geçiyor. Benim teklifim bu, şartlarım bu ve sana bugüne kadar, bu zamana kadar da süre veriyoruz diyor ve beklemeye geçiyor. ve Bir yerde de o arada ee, tabii ki basına da düşüyor. Alternatiflerle de görüşmeler artıyor ve bu alternatiflerden dolayı da oyuncu bir noktadan sonra Beşiktaş'ın istediği noktaya geliyor. Ee, Cenk Tosun örneği de Cenk Tosun'un dillendirilmesinin sebebi de aslında bu. Yani e, hepimiz biliyoruz ki eğer olursa yetiştirebilirlerse Ocak ayında ki Cenk İngiliz kulübüyle... E, alacak verecek işini çözerse Ocak'ta çözmezse sezon sonu Beşiktaş'ın bir numaralı transfer adaylarından biri. Bu bunu başkanın dillendirmesi aslında işte alışık olmadığımız bir şey biliyorsun. E, başkan Hı -hı. genelde bir transfer bitmeden bu çok bu toplara çok giren birisi değil. Ama bunu dillendirmesindeki en büyük sebep oyuncunun menajeri Nick biliyorsun. E, neden? Çünkü West Bromwich örneği var. Bir de basına düşmeyen e, İngiltere'de. Ee, Şampiyonluktan bir teklif gelmişti geçen sene Hı -hı. de Fakat e, kariyer planlaması açısından ben e, birincilikten ikincilge gitmem gibi bir yaklaşımla reddetmişti. E, West Bromwich'te Beşiktaş bırakmamıştı onu söyleyelimlerini. Çünkü net bir teklifti. E, Sen de dediğin gibi 10 milyon ve devamında e, uzun vadeli ödem ödemek üzere bir 2 milyon daha ilave vardı. E, fakat bu teklifleri Beşiktaş bence keşke değerlendirseydi ama değerlendirmedi o dönem. Şimdi şurada Önemli bir nokta var. Rakamları vermeden önce altını çizmek istiyorum. Kaydilerinin bu performansı kaydilerinden kaynaklı değil. Kaydilerinin bu performansı Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın alameti farikasından çıktı ortaya. Hı hı. Çünkü aynı kaydilerin e, iki değişik hocayla bu performansı veremedi. E, Belçika'da gösterdiği performans ki şu an Samatta ve Frey'de gösteriyor biliyorsun. Türkiye'de Sezon gösterildi. başında zaten kulüp bulamadığımız için kaldı Tabii. gibi bir durum olmuştu yani, yani geçen yani şu sezon şu başında. An şu an oyuncunun menajeri aslında Beşiktaş'a res çekiyor. Diyor ki kardeşim ben bu oyuncuyu bedavaya imza parasıyla Premier Lig başta olmak üzere gönderirim diyor. Fakat burada Beşiktaş yönetiminin teklifi çok net. 1.6 milyon eurodan 1.8 milyon euroya çıktı Beşiktaş. Ve herhangi bir şekilde imza parası ilave bonus şeklinde bir ödeme de yapmayacağını iletti. Oyuncu cephesinin teklifi 2.5 milyon euro net ücret. Ama Beşiktaş'ın bu rakamlara çıkma ihtimali zaten yok. E, sadece bir kulis bilgisi vereyim. Eller için düşünülen üst limit 2 milyon euro. Bunun üzerine hı hı. de işte şampiyon olursa, şu kadar gol atarsa vesaire gibi ilave e, sözleşme bonusları olacaktır. Ama garanti ücret olarak Beşiktaş'ın çıkabileceği üst limit 2 milyon euro şu an için gözüken. E, ben açıkçası bu e, sözleşme savaşında Beşiktaş'ın elinin daha kuvvetli olduğunu düşünen taraftayım. E tabii ki süreci bekleyip göreceğiz. Ya şimdi hedef pazar e, olayında zaten hani bu rakamlar net rakamlar e, İngiltere Premier Lig dışında çok mümkün gözükmüyor Şafak. Yani dünyanın hiçbir yerinde kaylar yine bir Hollanda piyasası bir Portekiz piyasası çok üst düzey takımlar İspanya olmadığı sürece e, çok mümkün değil. E, dolayısıyla hani e, üstelik net Türkiye'deki paralar ben Beşiktaş'ın elinin e, güçlü olduğunu ve başkanın tutumunu da destekliyorum açıkçası. Bakalım görelim neler olacak e, diyelim bir diğer konu başlığına geçiyorum efendim. E, sol bek pozisyonu en sakala çok konuşuluyordu. Rıdvan çok isteniyordu. E, Rıdvan forma şansı bulmaya başladı. E, çok da iyi değerlendiriyor. E, sol bekteki analizi e, sevgili Emre'den alayım. Ee, öncelikle ondan sonra şafakla günceli ve durumu değerlendireceğiz Emre sendeyiz tabii seve seve ee, bir kere sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim abi ben ee, Rıdvan Yılmaz konusunda geçen sene e, hocanın bazı tereddütleri olduğunu biliyoruz e, genelde işte defansif anlamda en sakalanın fiziksel anlamda üstün olduğunu öne sürerek birazcık daha fazla forma şansını verdiğini de biliyoruz e, ama bu sene Rıdvan Yılmaz bu sınırları zorladığını gösteriyor bize ee, gelen istatistiklerde Rıdvan Yılmaz'ın istatistiklerini görüyoruz. Ee, birazdan Fabes'in de en sakalında istatistiklerini alabiliriz ekrana. Ee, özetle şunu söyleyeyim. Ben çok veriye boğmak istemiyorum e, kısıtlı zamanda. Ee, burada karşılaştırmamız gereken nokta sol taraftaki turuncu renkli veriler, Rıdvan'ın yapabilirliği, sağ taraftaki siyah renkli veriler ise ligin genel ortalaması. Ee, hani o konula e, izleyiciler... Hangisinin daha önde olduğunu görüyorlardır. Aşikardır zaten ekranlarda. Birazdan Fabris'inkini de göstereceğiz. Ee, bir kere Rıdvan e, bu sene dribbling anlamında, defansif anlamda, pas yüzdesi anlamında, başarılı pas anlamında geçen senenin de üzerine koyarak devam ediyor. E, bu bu alanda oyunu iki yönlü oynama kabiliyetini geliştirme yönünde büyük potansiyel ortaya koyuyor. E, ve bunu iki gol, iki asistle ligdeki sekiz maçında, daha doğrusu toplamda 8 maçında Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçıyla beraber ortaya koydu ve toplamda da 555 dakika aldı. En sakala ise e, gol ve asist katkısı olmadan devam ettiğim e, performansını da 516 dakikada sürdürüyor. Dolayısıyla e, bu bağlamda e, efektiflik anlamında Rıdvan'ın bir adım önde olduğunu zaten görüyoruz. E, bu genel açıdan bak bakışımızdı ama geçen sene e, taraftarlarımızca yapılan eleştiriler genelde e, ki tedrisatından geçtiği hocaların kendinden emin olmadığını gösteren tavırları da ee, Rıdvan'ın birazcık işte çekingen olduğu yönündeki tavırları, ee, bir yandan da fiziksel anlamda geri kaldığı, çok çalışmadığı yönünde taraftarlarca da eleştiriler vardı. Ee, o zaman da ben buna kesinlikle katılmıyordum. Ee, şu anda da zaten çok çalışmasını, meyvelerini, bu bir süreçti çünkü. Ee, yavaş yavaş skora ve asiste katkısıyla beraber de oyun içindeki etkinlikleri, sürekliliği anlamında da gösteriyor Rıdvan. Ee, dolayısıyla hı hı. Rıdvan umut vadeden, e, Türk statüsünde oynaması e, aynı zamanda altyapısından yetişmiş Beşiktaş'ın çocuğu olmasından dolayı da e, işte kulüpten yetişmiş oyuncu statüsünde Şampiyon Ligi kadronuza yazabileceğiniz bir avantajı da var. E, Beşiktaş için büyük avantajlı olan bir futbolcu Solbek adına. Tabi e, Umut Meraş da bu sene devreye girdi ama şu ana kadar performansını karşılaştırabileceğimiz bir noktada hani maç verisi veremedi Umut Meraş. Zamanla o da dahil olacaktı bu yarışa. En Sakalı'nın e, son senesi olması azabıyla de e, Rıdvan'ın e, artık Beşiktaş'ın ilk sol olacağını ve uzun yıllar hizmet etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. E, umarım Rıdvan performansında sınırlarını aşar, e, bunun üzerine koyar ve Avrupa çapında bir sol beke evrilir. E, bunun için gerekli adımları attığını düşünüyorum. E, hocanın da kendisine güveninin biraz daha artmış olduğunu görüyorum. Sadece milli takım anlamında e, Şenol Hoca'nın tedrisatından geçerken e, biraz da bir yarışmacı olmasının da etkisiyle o dönemde Şenol Hoca'nın. Ee, bir baskısı da vardı üzerinde işin gerçeği. Rıdvan konusunda yapmış olduğu açıklamanın birazcık talihsiz olduğunu düşünmekle beraber e, şu an e, onun da bakış açısını değiştirebilecek bir performans ortaya koyabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. <laughs> e, teşekkür ederim. E, sözü de çok fazla uzatmayayım. Rıdvan'la ilgili görüşlerim bunlar. Peki. Yani e, bir rekabetin oluşmuş olması en azından Solbek'te Beşiktaş'ın lehine gibi e, duruyor. Bu rekabetin içerisinde iki tane e, 8 artı 3 kuralı varken iki yerli profilin olması da ekstra e, bir durum. E, aslında çok ahvah edilen Solbek'te biraz bir rekabetin de getirdiği, umutun da getirdiği bir durum. E, Durumla birlikte sol bekte umutlar arttı. Şafak şeyi soracağım burada. Şu bir defa En ile sözleşme uzatır mı Beşiktaş böyle bir durum oluşabilir mi? Bir ikincisi Rıdvanla ilgili senin birçok haberin vardı. Bunları daha önce izlemiştik. Almanya başta Bundesliga olmak üzere birçok takımın Rıdvan'a bir yoklaması olmuştu diyeyim. Nasıl görüyorsun yani o gelişmelerden sonra bu sezonun sonunda neye evrilir Beşiktaş'ın sol bek pozisyonu? Şimdi öncelikle Ensakala'ya e, belki ilk gelecek ama Fransa'dan teklifler vardı bu yaz. Bir ufak bir yokladılar Ensakala'yı. E, ama şunun adını bir koymamız lazım. Beşiktaş'ta sol bek pozisyonda geçtiğimiz haftalar bize şunu gösterdi. Ben geçen haftada, geçen sezonda bunu savunuyordum. Zaman zaman bununla alakalı sert tartışmalarımız da oldu camia içerisinde. Ama Rıdvan varsa Rıdvan oynar. Bunun adını bir koymamız lazım. Rıdvan sakat değilse, cezalı değilse Rıdvan oynar. Neden Rıdvan oynar? Biraz önce tabii ki istatistik kısımlarını sevgili Emre çok güzel yorumladı. Ama e, baktığında bir günümüz futboluna baktığında temel prensip şu. Beklerini öne atan takımlar savunmayı hücumda kurgulayan takımlar her zaman bir adım önde başlıyorlar. Şu an bek rotasyonunda Sağ tarafta Rozier zaten bunun piri Sabek için ki e, konu dışına çıkmak istemiyorum ama kadro planlaması açısından da Sabek alternatif sizliği ayrıca bir tartışma konusu. Ama sol tarafta da bu işi yapabilen en yetkin oyuncu şu an e, ekranda gördüğünüz Rıdvan Yılmaz. İşin genç ve e, şampiyonlar ligi altyapı kadro vesaire kısmını bir yana bırakıyorum. O yüzden Rıdvan Beşiktaş için bir değer. İstatistiklerde birebir ve defansif istatistiklerde En Sakala'nın lig ortalamasının geride olduğunun da altını bir kere daha çiziyorum. Burada Rıdvan Yılmaz'ın hücumcu bir bek olarak bütün istatistiklerde lig ortalamasında kendi mevkidaşlarının önünde olması da artı bir avantaj. İşin transfer kısmında ise Beşiktaş geçen sene Stuttgart ve Leverkusen üzerinden iki takım e, Rıdvan'ı net bir şekilde istedi. Bu transfer hikayesinin arka planında da Andreas Beck, Andreas Beck'in abisi Arthur Beck vardı ve evet. e, Arthur Beck'le beraber bunu gururla söylüyorum ki e, Güven Yalçın'da da ulusal basına kadar yansıdı. Aynı zamanda bizim de ekibimizin, kanalımızın daha doğrusu bir parçası olan e, sevgili Selçuk Avcı vardı. <gülüyor> Selçuk <gülüyor> Avcı ve Arthur Beck üzerinden Rıdvan'ın bir e, Almanya, Bundesliga transfer süreci olacaktı. O dönem bir 5 milyon euro gibi bir para belirlemişti Beşiktaş yönetimi. İyi ki ilk etapta o paraları peşin olarak Alman kulüpleri koyamamışlar ki Rıdvan şu an bu seviyeye geldi. Ee, ama Alman kulüplerinin biraz daha ötesine geçerek Rıdvan'ı takip eden Avrupa'dan başka büyük kulüpler de var. İspanya'dan bazı izleyen kulüpler var ve Borussia Dortmund maçı için Rıdvan'ı izlemeye gelen açıkçası e, scout ekipleri vardı Avrupa'dan ama e, o maçta çok da e, göz önünde olamadığı için maalesef e, Rıdvan'ı gözlemleyemediler ama Rıdvan Avrupa'nın takibinde İlker Sezon sonu Beşiktaş'ı Rıdvan Özelinde çok ciddi bir karar süreci bekliyor diyebiliriz. E çünkü iyi paralar, iyi teklifler gelecek gibi gözüküyor Rıdvan'a. Orada Beşiktaş yönetiminin reaksiyonu ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Umut Meraş transferi belki de o süreç öncesinde bir hazırlık olarak bile evet. adlandırılabilir. E ama son olarak şöyle bitireyim. Ben Rıdvan Yılmaz'ın en az ki şu an 20 yaşında bir 24 yaşına, 23-24 yaşına kadar daha Beşiktaş'ta kalmasını ve Beşiktaş'ın bir sol bek sıkıntısı yaşamamasını isteyen taraftayım. Tabii ki günümüz futbolunda para biraz daha önemli. Yazın hep beraber göreceğiz. Evet, yani orada vurguladığın e, birçok parametrede Rıdvan'ın e, lig ortalamasında kendi pozisyonundaki oyunculardan üstün olması hatta ve hatta işte Emre de yorumladı. En sakal alanında ee, en çok konuşulan ve tercih edilme sebebi olarak öne sürülen işte defansif aksiyonlar defansif özellikleri ile ön plana e, çıkıyormuş gibi e, söylenmesi ama hani veriler de gördüğümüz üzere defansif aksiyonları e, çok da e, iç açıcı değil gibi duruyor. E, bakalım e, sezon sonu neye evrilecek diyelim bir diğer oyuncuya geçeceğiz. Efendim ee, Salih, Oğuzhan e, vesaire derken e, oradan gencecik bir çocuk çıktı. E, kafanızı yormayın ben buradayım der gibi bir giriş yaptı. E, sevgili Can Bozdoğan. Onu da Baran'a soracağım. E, Baran ne yapıyor Can? Yani kamuoyu mu? Bir de şöyle bir durum var yani hani Ajax maçında ki ben çok beğendim performansını ama dalgalanabiliyor performansı. Bu çok net gözüküyor e, biz mi abartıyoruz Can yoksa iyi bir oyuncu mu, iyi bir şeye mi evrilecek e, Can e, ne diyor orada bu arada rejiden de rica ederiz. Geldi zaten herhalde e, Comparisonator e, database'leri de önümüzde sendeyiz Baran. Selamlar iyi akşamlar olsun tekrardan. Ee, i̇lk başta şunu eklemem gerekir, Comparisonator'dan aldığımız data şu anda 145 dakikalık e, yaklaşık bir performansı gösterdiği hı hı. için ve sizler de biliyorsunuz ki e, 1500 dakikanın altında verilen veriler her zaman daha yüksek ortalamalarla karşılaştırıldığında bazen yalancı pozitif bazen de yalancı negatif verileri doğurabilir. Yani bu hı hı. verilerden aldığım sonuçlar pozitiftir veya negatiftir sonucunu e, veya çıkarımını koyduğunuzda en azından hata payının da yüksek olduğunu belirtelim. En azından Can'la ilgili. Can, Türkiye'ye gelirken Beşiktaş'a bu Türk pasaportunun olması ve kendisine bir değer yatırımı özelinde bakılması açısından aslında iki olumlu doneyi elinde barındırarak geldi. Bunun yanı sıra Beşiktaş takımının özellikle merkez orta saha oyuncularında da Gördüğümüz kadarıyla ileriye yönelik o delicilik aksiyonları hücumda, e, savunmada e, alan parselleyen oyuncular olmasına rağmen yüksek eforlu oyuncu e, sayısının azlığı, can tipinde dediği oyuncunun aslında formunu biraz arttı, arttırdığında formayı çok net, net bir şekilde e, herhangi bir takım arkadaşıyla bölüşebileceğini, hatta bu oyunculardan bir tanesinden sezon boyunca bile çalabileceği e, potansiyelini oluşturuyor ancak burada Can'ın iyi oynadığı e, sekanslara ve e, takım arkadaşlarına yer yer cevap veremediği sekanslara baktığımızda Can'ın ne tip bir oyuncu olduğunu anlama e, ihtimalimiz aslında daha da artıyor. Özellikle gördüğümüz kadarıyla e, Can geçiş oyunlarında e, daha iyi bir verim veriyor bize. Hem Kanada deplase olabiliyor kendisi Kanada deplase olduğunda bu hücumda off the ball diye tabir edilen boş alanlara koşu meziyeti yüksek iki oyuncuya yakın oynadığı için özellikle Rozier ve Gazal e, Can'ın deplase olduğu alanların haricindeki bölgeleri çok iyi kontrol edebildiği için Can da takım arkadaşlarıyla beraber aslında iyi hücum aksiyonlarına girebiliyor. Bunun yanında yine Ajax maçında gördüğümüz üzere merkezden oluşturulan Can'ın deliciliği üzerinden gidilen birkaç pozisyonda da mesela Can yine dribling üstü pas vermesi gereken pozisyonlarda da dribling üstü kilit pas vermesi gereken pozisyonlarda da bir miktar ihtiyacı cevap verdi. Ee, ancak e, mesela diğer taraftan baktığımızda da Beşiktaş her seferinde geçiş hücumuyla hücumlarını şekillendiren bir büyük takım değil hele ki Türkiye Süper Ligi'ne döndüğünde e, bu sefer pas mesafeleri kısaldı mesela Oğuzhan ve Josef Can'dan e, Ajax maçında kendinden beklenmeyen e, bir takım hareketleri de beklemeye başladı İşte stop pas hareketlerini mesela daha hızlı yapmak zorundaydı aslında Can ayağında mesela topu daha kısa süreler tutması beklendi Can'dan ve bunların bazılarına da cevap veremedi. Bu anlamda baktığımızda aslında şeyi özetleyebiliyoruz. Can özelinde o çok iyi yapabildiğini tahmin ettiğimiz özelliklerini yan yana dizdiğimizde Can bozdan kategorik olarak net bir oyuncu pozisyonu veya oyuncu profili vermiyor elimize. Yani birkaç pozisyonu oynayabilir. Birkaç pozisyonu ortalama düzeyde oynayabilir e, ve o keskinleştirmesi gereken hareketlerden bir veya ikisini keskinleştirdiğinde de 6 veya 8 numaralardan bir tanesinde de çok üst düzeylere çıkabilir. Fakat o yine söylüyorum keskinleştirmesi gereken hareketlerden Tamamı neredeyse soru işareti şu anda. En azından Beşiktaş'ın o pratik beklentilerine ilk cevap vermesi gereken oyuncu olacaksa Can... ...bu eforun üzerine neyi eklemeli? Belki çok kısa bir miktarda ondan bahsedebiliriz. Özellikle Beşiktaş merkez orta sahasında yer alan veya da yer alacak bütün oyuncular... ...sahada alanda final third diye tabir edilen rakip kaleyi içerisine alan üçte birlik dilime... E, pas istasyonu olarak da e, topu taşıyabilmek zorunda, sadece dribbling üzerinden değil. Can ilk olarak bu aksiyonunu e, aslında net bir şekilde yerleştirmeli kafasında. E, onun dışında e, iyi bir özelliği olarak şeyi ekleyebilirim. Sadece bir maçta gördüğüm iyi bir özelliğiydi. Oğuzhan'la beraber oynadığında arkalarında da Joseph varken can e, alanı iyi parsellediğini gösterdi. Yani sizler de biliyorsunuz ki eforlu oyuncular nispeten statik oyunculara göre alan parsellemede bir miktar daha sıkıntı yaşayabiliyorlar. Çünkü bazen o e, triggering press dediğimiz o takımı prese çıkaran ön birkaç oyuncudan e, biri olduğunda veya onlara katıldığında e, yer yer bu tarz oyuncular alanını aslında erken kaybetmiş oluyor ki onların kaybettiği alanlar üzerinden de çok ciddi e, hücumlar yiyebiliyor takımlar. Can'ın bu maçtaki e, oluşturabildiği riskleri Oğuzhan ve Josef iyi kapatabildiği için Can mesela son maçında açıklarından ziyade iyi yapabileceği şeyleri de gösterdi. Yani bu manada söyleyebileceğimiz Beşiktaş e, takımının Can'ı konumla, e, iyi konumlandırabildiği müddetçe Can bize iyi e, kısımlarını gösterecek oyunların. Bunu taktiksel olarak yapamadığı müddetçe de kötü e, kısımlarını gösterecek. En son olarak sadece bir şey ekleyip ben sizlere sözü bırakacağım. İtalya'nın bu... E, Euro 2000 turnuvasında denediği ratti tipi bir oyuncusunu doğrudan e, kanatta e, konumlandırıp onun üzerinden asimetrik bir e, sol kanat hücumuyla mesela rakiplerinin sağ beklerini zorlaması gibi Can Bozdoğan da kendi takım arkadaşlarında bu pozisyonun bir simetriğini yapabilir aslında. E, bu tarz modern taktikler bazen e, net bir pozisyon oyuncusu olarak görmediğiniz oyuncularda bile işe e, yarayabilir. Özellikle Türkiye Ligi'nde biliyorsunuz. Ee, Anadolu takımlarının zaten kendi savunma e, pozisyonlarını e, iyi yönetme ihtimali Beşiktaş gibi takımlara karşı her zaman yüksek değil. Sözün özü Beşiktaş ve özellikle Beşiktaş teknik e, heyeti Can'ı iyi konumlandırırsa belli ki e, iyi fonksiyonel yanıtlar alacaktır. Peki. Ağzına sağlık Baran. Ee, Şafak Can Bozdoğan kiralık geldi. Bir ee, performansı henüz et mi kemik mi altı e, mı sekiz mi on mu ki burada işte Mehmet Emre Sevenol var Dorukhan'a çok benzetiyordu gelmeden önceki yorumların da ben de Tolga Yarsan'a çok benzetiyorum e, oyun stili anlamında biraz böyle e, sanki bu adam 6 mı oynayacak 8 mi oynayacak on mu oynayacak gibi kafamızda tam oturmadı e, biraz da oyuncuyu oynattıkça tanıyoruz işte çok database'leri izleri Schalke'den gelirken de oldukça bizim çözümleme yapabileceğimiz seviyede değildi. Dolayısıyla nedir bu transferin arkasında yani bildiğimiz kadarıyla kiralık ve bir opsiyon konmuş. Beşiktaş kullanır mı bu opsiyonu nedir bilgiler onu da senden alayım. Öncelikle Can Bozdoğan transferiyle alakalı e, sevgili Ceyhun Kazancı'ya bir teşekkür etmek lazım. Biliyorsunuz Çaykur Rizespor'da sanırım genel sekreterdi. Ardından e, oradan istifa etti. Beşiktaş'a e geldi ve farklı firmalarda da önemli pozisyonlarda rol almıştı. Şimdi de Beşiktaş AŞ'de. E, açıkçası şunu net bir şekilde söyleyebilirim. E, Can bence beni heyecanlandıran bir oyuncu. Ama altını çizmek lazım ki. Şu anki veriler sevgili Baran'ın da söylediği gibi tabiri caizse et mi balık mı noktasında bazı soru işaretleri yaratıyor. Ama sezonun geneline baktığımızda biz Can'dan ne bekliyor Beşiktaş taraftarı onun bir tespitini yapması lazım. Çünkü veriler şu anki veriler bize şunu gösteriyor. Baran çok da güzel özetledi. Can bazı oyuncular vardır sevgili İlker kaliteli oyuncularla birlikte parlar. Ama Can tipi oyuncular görev adamıdır ve zaten Bundesliga'dan gelen bir oyun kültürü de bir kas hafızası da var. Can'ın oynadığı takımlarda, bilmiyorum katılır mı arkadaşlar ama etrafındaki oyuncuların görev dağılımında kendi görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri maçlarda Can gibi oyuncularda kendi görevini bir şekilde daha net yapabilir. İşte biraz önce Baran'ın verdiği Oğuzhan ve Josef örneği gibi. O ikili. Can'ın aslında üstlenmeye çalıştığı her şeyi ben yaparım rolünün bir an dışına çıkıp o alanları kapattığında Can'dan daha çok beklenen biraz daha defansif olarak ki şu anki verilerde de görüyoruz e, rakiplerine göre daha doğrusu pozisyon olarak ligdeki rakiplerine göre defansif anlamda biraz daha önde baktığında bunu biraz daha gösterebilmesini sağlıyor. E, i̇şin sözleşme kısmında da bir zorunlu satın alma opsiyonu yok ama satın alma önceliği Beşiktaş'ta. Yanlış bilmiyorsam eğer ki sözleşmelerde biliyorsun bu noktalar biraz gizli tutuluyor. 2.2 milyon, 2.3 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş Can'ı isterse alabilir. Öncelik Beşiktaş'ta. Can niye bu kadar geç geldi ki önceden anlaşılmış bir oyuncuydu. En azından açıklandığında ki bu da bize nasip olmuştu. Can haberini ilk veren biz olmuştuk. Burada da bekletilme sebebi aslında şu. Getson üzerinden ki Sayın Başkan da açıkladı bunu biliyorsun. Getson'u alabilirdi Beşiktaş. Hı hı. Getson üzerinden ve ardından e, Fernando üzerinden bir beklenti vardı. E, bunun arasında gitgeller yaşandığında artık daha fazla bekletmeyelim oyuncuyu diye Can'ı Beşiktaş transfer etti. Ben sezon sonu için e, Can'ın opsiyon hakkının kullanılacağını düşünüyorum. Gerek yabancı kuralından dolayı ki bence kesinlikle ligin kalitesini yükseltecek bir e, hamle değil federasyon açısından. Gerek yabancı kuralı gerekse Salih'ten beklenenin şu ana kadar verilme işi, Salih'ten bunun alınma işi, Oğuzhan'ın bir türlü o patlamayı yapamayışı Atiba'nın yaşlanması, Joseph'in hem yaşlanması hem sözleşme süreci Can'ın satın alınmasını bir adım daha öne çıkartacak gibi gözüküyor. Peki. Çok hızlı Güven Yalçın'a da değinip toparlayıp e, yayının sonuna geldik efendim. Ben de Güven Yalçın'la ilgili şafağın yorumundan önce kısa bir iki değerlendirme yapayım. E, sözleşmesinin son senesinde diyebiliyoruz e, Güven Yalçın'ı. E, aslında bu tür... E, Kontrat sezonu dediğimiz sezonlardaki ki NBA'de çok kullanılır bu terim biraz böyle performanslarda pik görebiliyoruz yani yukarı yukarı yönde bir eğilim şimdi belli ki oyuncuyla ilgili temel sorunlardan bir tanesi mental sorunlar ki burada bir management değişikliği de geldi yani bağlı olduğu ajans da değişti bildiğim kadarıyla birazdan Şafak bize verir bunun bilgisini ki management şirketlerinin e, oyuncuyu mental anlamda etkileyebildiklerini biliyoruz. Yani bu onların desteğinin e, önemli olabildiği aşikar. E, temel sorunun bu olduğunu düşün, düşünüyorum. Artı e, güven yalçın denince aklıma ilk gelen şey e, tüm parametreler gözümün önünde geçiyor. E, bir defa müthiş bir şut yeteneği olan bir oyuncu dolayısıyla e, Beşiktaş'ın aslında güven yalçını konumlandıracağı nokta bir miktar ondan alacağı verimle paralel bir durum oluşturacak gibi duruyor ki işte bizim e, akademi yayınlarında çok sık gündeme getirdiğimiz half spaceler dediğimiz iç koridorlar, işte zone 14 dediğimiz bölgeler, e, futbolun konfor alanı e, diye tabir ettiğimiz alanlardan e, etkili olabilecek bir oyun mantığının Ortasında içerisinde yer alabilecek bir profilde ve özellikle bir oyuncu şutörlüğüyle ve sürekli aksiyonların içerisinde aktif olma çabasıyla diyelim işte ekrana da geliyor zaten. Bu sezon özelinde son çıktığı Sivas maçı özelindeki performansı ve lig ortalamaları işte burada Comparisonator farkıyla yine ekranda müthiş bir performanstı. Ee, özellikle birebir parametreler ve e, ofansif parametrelerde müthiş istatistikler yaptı. Ee, Güven Yalçın biraz kendine iyi bakarsa ki bunu yapmadığı zaman e, özellikle kilosuna fiziksel yapısına çok kolay yansıyor yani biz e, güvenin Beşiktaş'ta olduğu süre zarfında en az 4-5 defa e, güvenin aşık aşırı kilo aldığı pozisyonlar durumlarla karşılaştık görüntülerle karşılaştık bu oyuncunun Aslında sorununun kendiyle olduğunu bir göstergesi Sergen Yalçın net olarak ona işini yapabildiği için e, bu yapabildiğin sürece buradasın formayı kaparsın gibi e, bir yaklaşımı vardı e, sana hemen şeyi soracağım şafak yani ee, ne kazanıyor bu adam görüşme var mı Neyi isteyecek kalır mı kalmaz mı belki de çok erken çünkü tek bir e, maçlık performans belki de son iki maçlık bir performans nedir güvendeki son durum deyip e, yayını kapatalım şimdi sevgili İlker Güven Yalçın'la alakalı şu tespiti öncelikle bir yapalım Sergen Yalçın'ın net bir şekilde kullandığı bir ifade var güven için en büyük başarısızlığım Güven Yalçın demişti hatırlarsan Hı -hı. yakın zamanda. Bunu evet. söylemesindeki e, aslında ana fikir bu cümle negatif gibi gözükse de güvenin kumaşının çok iyi olduğunu fakat tıpkı Ozan Tufan'a tekrar futbolu hatırlattığı gibi güven Yalçın'a bu süre zarfında e, bu performansı veremediğinden dolayı hoca bu ifadeyi kullanmıştı. E, ama e, Türk oyuncular gibi hani bir tabii ki Avrupa altyapısı var güvenin ama yanlış menajer seçiminden ziyade Türkiye'deki menajer ilişkileri biraz güveni aşağıya çekecek gibi oldu. Çünkü Türkiye'de maalesef bunun standartı henüz oturmadı. Çok başarılı menajer e, arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Bu işi çok iyi yapan. Ama tabiri caizse merdiven altı yapan arkadaşlar da var. İşte bu aradaki gitgeli yaşayan genç oyuncular kariyerlerinde artık bitme noktasına da yaklaşabiliyorlar. Tam bu süreçte güvenin bireysel bir e, antrenör tutması, menajerlik şirketini değiştirmesi aslında köprüden önce son çıkış oldu Hı -hı. diyebiliriz. Maaş olarak da e, güven eğer değişmediyse e, 8 bin euro gibi bir rakam oluyor aylık baktığınızda. Hı -hı. E, bunun Türk lirası ve yıllık ortalamasını yazıyor genelde basındaki arkadaşlarımız ama aylık olarak bu adam 8 bin euro maaş alıyor. E, baktığında güven ayarında bir futbolcu için tatminkar mı? Değil. Belki başka bir oyuncu olsaydı 22-23 yaşında daha büyük, büyük sorunlar yaratabilirdi. Buradaki en önemli avantaj da güvenin aslında oyun disiplinini mental olarak o herkesin söylediği fundamental dediği olayı tamamen Avrupa'dan almasıydı altyapısını. Biraz daha zihin başarı odaklı çalışıyor para odaktan ziyade. Burada ben güvenle alakalı beklentiyi söyleyeyim en azından güven cephesinde. Fikret Orman döneminde eski başkan Fikret Orman döneminde güvene bir söz verilmişti sözleşmesinin yenileneceğine dair hatta konuşulan bazı rakamlar da vardı. Yıllık bazda 1 milyon euro civarı bir paradan bahsediliyordu. E, fakat o anki yönetim süreci, ardından Abdullah Avcı'nın gelişi, bir hoca kaosu vesaire derken açıkçası e, bu sözleşme yenileme durumu biraz askıya alınmıştı. Beşiktaş Güven Yalçın'ı başta Sergen Hoca'nın isteğiyle kesinlikle tutmak istiyor ve e, önümüzdeki günlerde de belki Ocak ayında eğer olmazsa sezon sonunda Güven Yalçın'la yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. Ve ciddi şekilde de e, aylık olarak söylemeyeyim yıllık olarak 1 milyon euroya yakın bir garanti ücretle e, Güven Yalçın'ın sözleşmesini yenilemek istiyor Beşiktaş yönetimi sevgili İlker. Peki ağzınıza sağlık ee, yine e, keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum efendim. Ee, çok sık ben programlarda söylemiyorum ama reji sık sık ekrana getiriyor arkadaşlar. Bizi yormayın, kanalımıza abone olun, bizi beğenin, ee, yorum atın efendim, yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ee, sevgili Comparisonator ailesine bize sağladıkları veri desteği için tekrar teşekkür ettik. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim, akademiyle kalın.